Merhabalar. Evet, bir Simger Türkiye Instagram canlı yayınında yine bir aradayız. Evet, Hazal Hanım'ı bekliyoruz arkadaşlar. Yine böyle küçük ama kolay uygulanabilecek projelerle ilgili çalışmalar yapacağız. Bugün bir geri dönüşüm projesi çalışacağız. Böyle ben eski eşimin kazaklarını falan böyle ufaktan aldım. Onlardan bir şeyler yaptım. Böyle örneklerden size göstermek istiyorum hatta. Bir hal makinamızı da böyle çalıştıracağım. Şimdi Hazal Hanım bağlanacak. Hazal Hanım istek gönderince kabul etmemiz gerekiyor. Bakın bunlar böyle eski dar gelen kazaklardı. Böyle atkılı bir bere haline kollardan ve vücuttan şöyle minik de kulaklar yaptık. Böyle 4 yaş, 3 yaş, 2 yaş. Sizler tabii kendi ölçütlerinizde kaç yaş aralığında yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Bu arada Ege ve Akdeniz bölge eğitim uzmanıyım. İzmir'de yaşıyorum ben. Sevtat Büyük Barbaros. Hem Simger hem Paf dikiş, nakış, pipo makinelerinin eğitim uzmanıyım. Şimdi Hazal Hanım bağlanınca birlikte çalışacağız. Kazakları hazırladık mı arkadaşlar? Hazal Hanım istek gönderdi. Merhabalar Sevtap Hanım, nasılsınız? Merhaba Hazal Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Siz iyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aferin. Bugün geri dönüşümle alakalı bir proje yapacağız. Evet. Aslında hep bu projelerimizi yaparken diyoruz ki hiçbir şeyinizi atmayın, hepsi geri dönüşebilir. Aslında biraz da onu göstermek istiyoruz sizlere. Bugün çok güzel bir geri dönüşüm projesi yapıyoruz. Buyurun Sevtap Hanım. Evet, şimdi sizinle birlikte tüm katılımcılara da Singer ailesi olarak hoş geldiniz diyorum ben de. Şimdi arkadaşlar bugün evet eski kazaklarımız, tweetler olabilir, farklı farklı. Bakın ben polardan da yaptım böyle bir tane. Bunlar böyle hem atkıyı bir arada hem de böyle şapkasını bir arada. Kışın şimdi önümüz kış korunabilecekleri çalışmalardan hem elimizdeki kumaş ya da işte kazaklarımızı değerlendiriyoruz. Bu da bakın böyle trikodan. Ben de şimdi bunun nasıl yapıldığına dair bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Bilginiz olsun. Şöyle bir göstereyim öncelikle. Gerçekten harika. Şimdi evet ben yavaş yavaş şöyle kesim yapacağım. Alana doğru geçeyim. Ondan sonra birlikte çalışalım. Evet, şöyle hemen geçiyorum. Evet, şöyle makinem Singer Legacy'yi kullanıyorum. Onunla dikişini yapacağım. Genelde trikolarda dikerken kullanmamız gereken tabii doğru iğne, doğru dikişlerle çalışmak gerekiyor. Şimdi şöyle bakın bu benim. Hep annemin şeylerinden kullanıyorum ama böyle hafif trikoyla böyle karışık sentetikle beraber dokusu da güzel yumuşak bir kazak. Kazağımızı. Şimdi bunun yırtmaçlıydı kenara. Biz yırtmacını böyle komple diktik. Diktikten sonra yapacağımız işlem çok önemli. 25'e 22. Bakın şuradan. Zaten dikili bir alan ya bu taraf. Evet. Güzelce iki tarafı birlikte serdik yere. 25'e 22. Ben şöyle hemen bu çıkan kalemler var ya ütüyle ilgili. Evet. Onlarla ilgili çalışmamızı yaptım. 25'e 22 böyle bu şekilde hem de böyle iğneledim de herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye hemen şöyle Singer'in makasını alıyorum. Kollarından da atkımızı yapacağız bu arada. Değil İğnelediğim mi? ölçüsünü aldığım alandan dikiyorum. Bu 4 yaş için uygun. Aralarında 3 santim bırakarak daha küçük yaşlar için de yapılabilir. Öyle de uyguladım. Şimdi 25'e 22'yi ölçüyü değiştirebilirler. Daha büyük de yapabilirler, daha küçük de Tabii 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 yapabilirler. tabii 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 aynen kendileri için de uygulayabilirler. Çizdiğim yerden kesimimi yapıyorum. Ne yaptık? Kenarı zaten dikili şu taraf. Altı da zaten kapalı lastik gibi oluyor ya da işte reçme yapılmış oluyor. Ölçü 25'e 22 alındı. İşaretlendi ve böyle dikildi. Kesildi. Şimdi bu hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun bir tarafından dikmemiz gerekiyor. 25
Böyle tersini çeviriyoruz. Öncelikle şöyle bir çevirelim, görelim. Hangi taraftan dikeceğimizi de göstereceğim. İğnelemiştim keserken kaymasın diye. Şimdi bu düz kısmı, bu da ters kısmı. Bu ters Evet. kısmı böyle döndürüyorum. Şu şekilde. Şuradaki bakın, şuradaki üst kısmından bir dikiş atıyorum. Hemen onu da şöyle düzgünce ayarlıyorum. Bu çizgili olduğu için de biraz. Birer santimden dikişini atacağım buraya. Bir tek yerini dikiyoruz. Ne yaptık? 25'e 22 kestik. Kenarımız Kestik. zaten belirliydi. Aynı şekilde burada oturup hemen dikişini yapıyoruz. Bu arada diğer kesimini de göstermek istiyorum hemen. Şimdi bunu yaptık. Hazırladık. Şurada da bakın kollarımız var gördüğünüz gibi. Evet. Kollarda da olduğu gibi şöyle tabii onun hazır dikişini almayacağım. Şu kenarlardan şöyle hemen çıkarıyorum. Güzel bir geri Kolları da dönüşü. kesiyorum. Evet, bunu da atkı yapacağız bu arada. Yine aynı şekilde şuradan. Bakın, hani onun hazır dikişlerini almıyorum. Şuradan güzelce çıkarıyorum. Zaten bunu daha sonra düz olarak düzelteceğiz. Biraz makasımız. Evet, şimdi buradan atkı yapmak istiyorum. Öncelikle ne yapmalıyım? Şurasını, bakın şurada bir açı var. Kol açısı var. O açıyı Evet. isterseniz şöyle güzelce çizerseniz daha rahat edersiniz belki keserken. Aynı şekilde şuradan bakın herhangi bir ben şöyle hemen gözle o kenardaki açıyı da düzleştirerek atkımı oluşturmaya başlıyorum. Bu biçki işlemlerimi yaparsam hepsini birlikte daha kolay dikebilirim. Böylece çocuklarımıza kışın üşümesinler diye atkılı bere yapmış oluyoruz. Evet, şimdi buraya kadar aldık. Şurasını da şöyle şuradan düzeltiyorum. Bu arada soruları olanlar olursa yardımcı olurum tabii. Şu an ben de katılımcılarımız gibi bunu nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Anlamaya çalışıyorum. Bu kadar pratik bir şekilde bunları çıkarttık. Nasıl olacak diye çözmeye çalışıyorum bir yandan da. Şöyle şurada bir fazlalığını ölçmeden yaptım. Makasını değiştirmek istiyorum ama nerede? Evet, makasım. Neyse şuradan. Şöyle biraz makasımın ucu başka bir şeyler kesince biliyorsunuz körleşiyor. Evet. Evet bakın bu oldu. Bunu Tamam. ayarladım. Hemen diğer kolu da aynı şekilde düzenliyorum. Diğer kol da aynı şekilde kesiyoruz. Evet. Bakın şöyle lastik kenarından şu şekilde dümdüz bir şekilde kesimini yapıyoruz onun da. Kesimlerini özellikle göstermek istedim. Zaten hazır olarak dikilmişi var elimizde. Buraya tabii bir çizgi çekerlerse o alanı daha rahat iğnelerlerse de öyle. Ben böyle pratikten hemen halletmek için. Şu an diğer kol tarafını da kesiyoruz. Evet. Kollarından atkı yapıyoruz. Özeti bu. Şurayı da tekrar bakın şurada kol evinin olduğu bir açı var ya. Orayı da hemen düz bir şekilde alıyorum. Ve bu ikisini birleştiriyorum. Bunu kumaştan yapsaydık şayet o zaman farklı olabilirdi. Yani siz kollarınızın tabii genişliği vesairesi her şey etken ama genelde o açıyı düzelttiğinizde her şey oluyor. Şimdi bunda da kumaşlar yüz yüze gelecek şekilde önleri Evet. böyle ayarlıyorum. Evet, kumaşın yüzleri birbirine gelecek şekilde. Şuradaki bölümden, burası zaten hazırda dikili olduğu için lastikli bölüm olduğu için Evet. şuradan dikiyoruz. Hemen o dikimi de gerçekleştireyim. Diğerini de gerçekleştirelim. Bir de böyle bir bardakla daire şeklinde kulakçık yapacağım. O kadar.
Yani sadece aslında kesip yüz yüze dikiyoruz ve düz dikiş uyguluyoruz, değil mi? Evet, Şey evet, kapalı. evet. Triko olduğu için de trikolarda hani biraz daha iki kat falan böyle dikmek gerekebiliyor. Şu telefon açımızı birazcık şöyle alalım isterseniz. Rahat görünüyor mu Hazal Hanım? Evet. Hemen ipimi geçireyim ben. Bir vardı zaten. Evet, ben Singer Legacy C440 kullanıyorum. Ama tüm düz dikiş, mekanik, elektronik tüm gruplarda da rahatlıkla kullanabileceğimiz iplerimi de geçireyim hemen. Bunlarda da şey hani triko falan dikerken çok kalın değilse ben 11 numarayı tercih ediyorum ama 14 de kullanılabilir. Hatta stretch için uygun iğneleri kullanırlarsa o delme işlemini de azaltmış olurlar. O da faydalı olur. Evet, ipimi de geçirdim otomatik iplik takıcımla. Şöyle bir alt ipimi de alayım. Düz dikiş ayağımızla şu şekilde makinamı düz dikişe alıyorum. Yaptığım en önemli bölümse dikiş adım ayarımı da bir tık açtım. Bunu yapma sebebim nedir? Dikiş adım ayarını açarsam daha rahat ederim. Şimdi evet şuradaki şuradan bir kenarında da şöyle bir çaplık oluşmuş. Aslında iğneleyerek hemen dikmek gerekiyor ama ben şöyle atkılarımı kollardan yaptığım atkılarımı şuradan hemen 1 santim kala dikişini yapıyorum. Böylece Güzel. atkım hazır hale geliyor. Sonra da şapkamı ayarlayacağım. Evet, sonra fazlalıklarını keseceğim zaten. Dediğim gibi iğnelenebilir rahatlıkla. Evet, makinem düz dikişte. İğne pozisyonumu da şöyle aşağıya alayım. Evet. Zaten bu tarafından. Bir de böyle spor dikiş falan da yapılıyor. O da güzel oluyor. Şöyle bir soru gelmiş. Bu soruyu cevaplayalım tam o sırada Sevtap Tabii. Hanım. Promis dikiş makinemin büzgü ayağı olmuyor. Bir türlü büzmüyor ve ya düz dikiyor ya da altında topluyor. Neden olabilir? Yani büzgü ayağı da büzgünün genel tekniğinde de üst iplik tansiyonunu mutlaka germek gerekiyor ve dikiş adım ayarlarını en son noktaya getirmek gerekiyor. Şimdi Promis'te dikiş adım ayarı olmayabiliyor. Dolayısıyla onun en yüksek olan bölümü var. Ayrı ayrı dikiş fonksiyonları var. İplik iğne de yaptık. Öyle yapmaları lazım. Yani dikiş adım ayarı açılacak. Üst iplik tansiyonu da bu şekilde düzenlenecek. Şimdi bakın şöyle ne yaptık? Tersi bakın şöyle dikildi. Bunun her iki tarafını birden açarak spor dikişte yaparsak çok daha güzel bir görüntü elde ediyoruz bu arada. Şöyle açtım. Bunu da buradan. Bakın yüzünden dikiyorum şu an. Şu an yüzünden dikiyorum. Çünkü iki kez dikilmeler şeyde çok büyük avantaj. Trikolarda. Evet, spor dikişini de şuradan yapacağım hemen. Düzelte düzelte. Aslında her canlı yayında söylediğimiz gibi bu canlı yayında da belirtmek istiyorum. Şu an yaptığımız aslında bu dikiş projesi evinizde kendiniz tamamen 5 Tabii tabii dakikada tabii tabii. yapabileceğiniz bir proje. Fakat biz burada anlatımı ilerlediğimiz için projeler sanki hani uzun zaman alıyormuş gibi duruyor ama asla uzun zaman almıyor. Biz Değil burada bir değil detaylı tabii. anlatım gerçekleştirdiğimiz için. Tabii. Biz çünkü bunu yavaş yavaş anlatıyoruz. Yavaş yavaş Evet. anlattığımız için de spor dikişinde yaparsanız çok daha büyük rahatlık elde edersiniz. Belki hani bir tarafını yaptım. Şimdi yapacağım işlem artık bundan sonraki bölümde sadece ve sadece ne yapıyorum? Şöyle bir hemen diğer kestiğim şu kestiğimiz Harika. bölümü şurasından dikişini yapıyoruz. Bakın burası alt kısmı. Burası şuradan aşağıya doğru 25 santimlik olan bölümden yani kestiğimiz. 4 yaş için uygun demiştim. Onu da bu şekilde kenarından dikiyorum. Sonra bir araya getireceğim. Bir de kulakçıkları var kesilebilir. O tercih tabii. Herkes yapabilir, yapmayabilir. İğnelerimi şöyle çıkarıyorum. Bunu iğnelemiştim. Şöyle düzgünce.
Dediğim gibi bunlarda çift böyle git geller yapmak her zaman avantaj. Evet. Makasımızı da kullanalım. Makinamız da güzel olunca. Evet, bu tarafını da diktim. Ne oldu? Şimdi şu alt Hı. kısmı açıkta ve yan kısmı açıkta. Yani aslında şapkamızın şöyle düşünün. Şurası şöyle çıktı. Diğer Evet, tarafında ortaya birleşti. çıktı. Evet, aynen öyle. Bunda da az önce söylediğim gibi şu kenarda da yaptığım yerde de spor dikişi yine yapılabilir. Bilginiz Hı. olsun. Hadi ben şimdi hızlandırmak istediğim için yapmıyorum. Şimdi nasıl toparlıyoruz onu göstermek istiyorum hemen. Bakın burada da zaten trikolardan da yaptığım hali var. Polardan da var bakın. Şöyle göstereyim size. Bakın böyle kulakçığı. Ah, gerçekten çok güzel Evet. olmuş. Bu böyle. Bu da kazaktan bakın. Bu daha küçük yaş için yapıldı. Şuraya da şöyle bakın bir hem spor dikiş geçirip hem de şöyle bir plise payı verilince çok da başarılı oluyor. Bunlar da kazaklarımın kolları gördüğünüz gibi. Hemen Valla birleştirelim. biz büyükler için de bence çok kullanışlı ya. Çok, çok keyifli. Evet Evet, böyle yapalım. battal boy hani büyük böyle babalarımızın Evet. vesaire kazaklarından çok rahat olur böyle. O yüzden çok güzel oluyor. Şimdi evet. Şöyle bir atkımı, iplerimi keselim. Evet. Şimdi bakın bunu böyle şu şekilde Hı. yüzünü şöyle önce çeviriyoruz. Tamam mı? Şu yüz tarafı Tamam. bizim hani birleştirdik ya kollarımızı. Evet. At yapacağımız bölüm bu. Bunun mutlaka ve mutlaka şöyle bir ortasını bulmak gerekiyor. Onu unutmayalım. Ama şöyle zaten ben dikiş de attığım için o yüzden biliyorum. Şöyle orta kısmını ayarladım. Spor dikişlerini üstten yaparsanız daha şık görünüyor bilginiz olsun. Şimdi yapacağım şey şuradaki bir hemen bir fazlalığım var, bir ipim var. Onu da alıyorum. Hı. Şapkamı o kenarda şöyle bakın hemen gösteriyorum. Bakınız şöyle. Bu şapkanın da arka kısmı var ya. O arka Evet. kısımda 3 santimlik bir alandan şöyle üst üste bindiriyoruz. Tamam. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde. Buradan şöyle şu şekilde alıyoruz ve bindiriyoruz. Evet. Şöyle şeyden göstereyim daha rahat göreceksiniz. Aynı şeyi burada da yapıyoruz bakın. Bir kademe oluşturuyoruz. Ve bunları ve şu altındakiyle beraber şurada birleştiriyorum. Yaptığım işlem şapkada şu şekilde çok daha şık ve güzel duruyor. O yüzden mutlaka bunu yapıyoruz. Birleştirdikten sonra da hemen bunu atkımıza yerleştiriyoruz. Hemen iğnelerimi ve mandallarımı alıyorum. Bu kadar. Bir de kulak nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Bunu da dikeyim. Ters çevirmesinde göstereyim. Bitmişleri zaten burada. Hı. İğnelerimle beraber yapıyoruz. Evet. Şimdi hemen iğneleyip o bölümü de dikiyorum. Şimdi şapka kısmının dikimini gerçekleştiriyoruz, değil mi? Evet, aynen öyle. O tarafın dikimini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bakın her iki tarafta da bu şekilde yaptık. Buradan Hı. şöyle bir toplu iğne ayarlayıp ondan sonra diğer tarafın hemen makinamı önüme alayım şurada. Önce dikişini yapacağım o katladığım bölümün. Hı. Evet, şöyle hemen onu da dikelim. Bu şekilde bakın. Şuradan bir 3 santim, Şu an buradan bir 3 santim. görmüyoruz elinizi Sevtap Göremiyor Hanım. musunuz? Heh. Şu an görüyoruz. Evet, bakın şuralardan katlayıp bir iğneledim. Sadece o bölümü dikiyorum hemen. Katladığımız bölümü dikiyoruz Evet, aslında. aynen. İğnelerimi yavaşça çekeceğim. Mandalla da Sonra da yapabilirsiniz. birleştireceğiz. Evet, aynen öyle. Güzel ve şık bir çalışma oluyor. Şöyle bir ileri geri de yapalım. Bunu bakın buraya birleştirdik. Evet, şurada da Hı. bir çalıştık. Hemen bir makasımla makinamı kestim. Şöyle hemen kenarını kesiyorum. Ondan sonra da şu atkıma alıp birleştiriyorum. Bu kadar. Sonra istersek kulakçık yapıyoruz ya da yapmıyoruz. Şimdi ay pardon, pardon, pardon. Şey düştü. Haydi. Evet. Bir masa tripodu da. Aynen. Şimdi hemen şunu diğer tarafa birleştiriyorum. Şu an görmüyoruz ama. Evet, çünkü elimde herhalde bu tarafta tutmuşum. Bakın, şurası tam orta noktası. Hı. Benim atkımın da kumaşının ön yüzü, şapkamın da
Ön yüzü birbirini görecek şekilde Tamam. bunu buraya bakın tam kenarıya ayarlıyorum. Şuraya. Gördünüz mü? Tam Hı. böyle. Görünüyordur herhalde. Evet. Şuraya hemen bir mandal takıp burayı da bir dikiyorum. Ondan sonra komple birleştireceğim. Bunu dikmeden de yapabiliriz. Komple de dikebiliriz. Öyle yapalım en kolay biçimiyle. Şimdi şapkamı biraz Hı. şöyle içeriye alıyorum. Bunu böyle çeviriyorum bakın atkımı. Tamam mı? Tam orta kısmında. Tamam. Bunu da şu şekilde çevirdim şuraya. Tamam. Hepsini tüm atkıyı komple de geçebilirim. Daha büyük Evet, bu kolaylık. şekilde dümdüz geçirebilir. Evet, sonra tersine döndüreceğiz. Bitti. Aslında Sevda Hanım yapılmışını gösterebiliriz yani. Bunu sadece dümdüz dikişini gerçekleştireceğiz. Tabii, aynen. Zaten. Evet, şu terse çevirmeyi de isterseniz bir göstereyim. Hemen şöyle. Olur. Şuradan şimdi burası zaten tersi iç kısmı yüzüydü. Evet. Buradan şöyle şu şekilde biraz sandalyem aşağıda kalmış. Evet. Şöyle kenarları düzelterek bir arada dümdüz dikiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyoruz başka. Sadece bir noktada boşluk bırakıp tersini çevirip Yok ondan yok, sonra alt kısmını bırakmayacağız. Zaten üst kısımları bırakmayacaksınız. şey olduğu için o yüzden Hı. çok büyük rahatlık. Sadece şuraları da kenarıya getiriyorum. Hani şapkanın da Hı. getirmiştim ya böyle hani pile gibi yaptığım bir alanını. Onlara dikkat ediyorum. Evet, bunlara dikkat ettikten sonra şimdi buradan artık şunları açıyorum. Yine bakıyorum şurada bir terslik olmasın diye. Evet, buradaki mandallarla yüz yüze getirmiştim. Evet, bunu böyle bakın komple şapkayı şu kenarına kadar dikeceğim. Atkıyı yine birleştiriyorum. Hiçbir yerde açık bırakmıyorum. Zaten uç o kollar açık ya. Oraları sonra Evet. dikiyoruz en son. Bu şeyle de overlockla da çok kolay olabilecek bir işlem biliyorsunuz. Hem birleştirip hem dikip temiz dikişini yapmak isteyenler tabii temiz dikişlerini de yapabilir. Dediğim gibi ben biraz zamanı da düşünerek. Evet, ileri geri yaptım. Makasıma bastım ve kestim. Şimdi alalım şunu hemen. Evet, şöyle iplerini bir de keseyim. Şimdi bakın içinde kaldı şapkamız bizim ya. Evet. O yüzden ne yapıyoruz bunu? Şöyle bakın. Şuradan kolumu geçirdim. Hı. Şunu da şöyle içeriye doğru alırsak zaten öbür tarafını da. Bu şekilde böyle döndürüyoruz. Ve bizim şapkamız bakın hazır hale geldi. Gördünüz mü şöyle şu şekilde? Burada da Sevtap bakın. Hanım gerçekten yani hani hem tamam çocuklar için çok kullanışlı ama Evet, büyükler için evet. de gerçekten çok kullanışlı yani. Ben bayıldım. Aynen. Şuralarını da böyle ister dikersiniz, ister dikmezsiniz. Kenarlara süslemeler, nakış makinesiyle nakış yapılabilir. Biliyorsunuz bizim trikolarımızda yapılıyor. Bir de böyle Evet. bir bardak yardımıyla hemen kesik, bir de böyle minik minik de kulakçıklar dikerseniz gayet güzel de böyle hoş oluyor şu kenarlarına, ortası kısmına getirip. Yine bakın şurada da göstereyim, şurada da göstereyim. Evet çok kolay. Ben 25'e 22 ölçüden yaptım. Sizler de aynı şekilde 4 yaşa uygun o. Daha küçük arada 3 santimler bırakarak bu şekilde çalışmalar polardan, kazaktan, sivitlerden yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun diye bir örnek göstermek istedim. Sevda Hanım, ellerinize, emeğinize sağlık. Tekrardan bugünkü canlı yayınımızın da sonuna geldik. Haftaya başka bir eğitim uzmanı ile birlikte farklı bir projede dikimi gerçekleştireceğiz. Bu canlı yayınımızı Singer Türkiye Instagram hesabımızdan, IGTV kısmından hemen canlı yayınımız İzleyebilirler. bittikten sonra izleyebilirsiniz. Diğer projeleri de aynen izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler Hoşça kalın. herkese. Sağ olun. Evet, gayet güzel oldu. Eminim sizler de yapabilirsiniz. Çocuklarınıza, torunlarınıza, hepsine çok başarılı. Şuralara da bakın şöyle minik, hemencik şu. Küçük böyle yarım daireden 4 kattan yapın. İkişer ikişer karşılıklı hemen dikiverdiniz mi? Şuradan 3 santim böyle ara bırakıp şuradan 5 santimde
karşılıklı koyun. Orada şapkacık, böyle küçücük külahlar, şeyler de oluşur, kulakçıklar. Daha sevimli hale gelir. Daha birçok şey yapılabilir. Nakışlar, süslemeler ve benzeri. Şimdi ben hızlıca yaptım bunu. O yüzden kulakçık dikilmedi ama gayet güzel oldu. Bakın böyle boğazına takarız böyle. Gayet güzel minik çocuklara böyle. Hem ne bileyim ihtiyacı olanlara da yapılabilir. Hem ensesinde gayet güzel korur bakın böyle bu şekilde. Evet, sevgili selamlar hepinize. İzlediğiniz ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hepinize hoş. Olabilir göz kararı kesemeyenler için ilk parçaya göre de yapılabilir. Dediğim gibi ama ölçüleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl değiştiriyoruz? İşte ben 25'e 22 dedim ya hani kestim diye kazağın kenar kısmındaydı. Siz bunu 20'ye 17 yapabilirsiniz. O ne yapar? 4 yaştan 3 yaşa düşer böyle hop diye hemen. Kumaşa göre değiştirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Sevgiler, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.